Aa, güneşin ilk ışıklarıyla uyanmak ne güzel. Bekle. Neden koridordayım? Buraya nasıl geldim? Ah hayır, dairem. Uyurken tahliye edilmiş olmalıyım. Peki şimdi ne yapmalıyım? Bay Rogers, günaydın. Fikrinizi değiştirdiniz mi? Kesinlikle hayır. Önce kirayı öde, sonra konuşuruz. Carol'ın hiçbir zaman çok parası olmadı. Görünüşe göre mali durumu son zamanlarda gerçekten kötü bir gidişatta. Kız kardeşi Emily inanılmaz derecede zengindir. Emily, yardımına ihtiyacım var. Bir süre senin evinde kalabilir miyim? Elbette gelebilirsin abla. Bu kadar nazik olması iyi. Özel kapıcı, lüks dekorlar. Hiç şüphe yok ki burası zengin Emily'nin dairesi. Merhaba, biraz geç kaldım. Metroda yoğunluk vardı. Sorun değil, seni bekliyorduk. Çöp torbaları mı? Kapıcı Ray yanılıyor olmalı. Ray, bu benim kız kardeşim, temizlikçi değil. İyi misin? Seni gördüğüme çok sevindim. Sana bir yer ayarladım. Ya eşyalarım? Merak etme, Ray halledecek. Şu odayı görüyor musun? Sen git, ben birazdan orada olacağım. Ray, bu kutuyu al ve uzak bir yere koy. Elbette Bayan Emily, ben bakıyorum. Bay Neil, çekil önümden Ray. Emily, sevgilim, benimle evlenir misin? Elbette. Hayır, daha büyük bir elmas yüzüğü alabilirdin. Ne kadar büyük bir daire. Aa, yüzük. Carol, zengin kız kardeşinin aksine bu yüzüğü gerçekten bir hazine olarak görüyor. Hoşça kal Neil. Ya aşkımız? Bırak Ray. Burayı boş ver Carol. Hadi gel, sana odanı göstereyim. Bu resim Paris'ten geldi. Pencereden Özgürlük Lady'sini görebilirsin. Ayrıca yatak özel üretim. Sanki bir peri masalındayım. Bu yatak çok yumuşak. Ne demek istiyorsun? Carol, anlamıyorsun. Burası benim yatağım. Senin için şuraya bir tane hazırlandı. Çok güzel değil mi? Evet. Rica ederim. Peki git ve dene. Birlikte çok eğleneceğiz. Emily zengin olmasına rağmen pek de cömert sayılmaz. Ah, o kadar da kötü değil. Bu yatakta tam olarak eski evimdeki gibi olacak. Güzelce dinlenebilirim. Sağ ol Emily. Bunu beğenmene sevindim. Kartonunu ben seçmiştim. Şimdi biraz kestirebiliriz. Zengin kız kardeşin evindeki ilk gece oldukça iyi geçti. Carol bile zavallı yatağında güzel bir uyku çekmeyi başardı. Çok erken kalkıyor. Kıyafetlerimi değiştirmeliyim. Carol, dur! İyi misin? Bu da neydi? Dolabım konusunda dikkatli olmalısın. O kıyafetlerin altında kalırsan nefes alamayabilirsin. Ama sorun yok. Bu durumla kendim ilgileneceğim. Vay canına, bu kıyafet artık benim. Bunlar da gitsin. Bayan Carol, onları bana verin. Hayır, bunlar benim için. Hayır, sizin değil. Geri verin. Bunlar kirli kıyafetler. Emily, çamaşır yıkamanın fakirler için olduğunu düşünüyor. Kirli çamaşır sorunu burada daha kolay bir şekilde çözülüyor. Carol'ın yerinde olsan ne yapardın? Bu videonun altındaki yorumlarda bize yaz. Evet, bu açı çok güzel. Emily'nin ailesi yeni bir aile fotoğrafı çektirmeye karar verdi. Bu iş için kendi özel profesyonel fotoğrafçıları var. Harika. İşte buradayım. Açıyı bozuyorsun, uzaklaş. Hayır hayır, problem yok. O da bizimle. Nasıl isterseniz. Kontrol edelim. Şimdi Carol'ın nereden geldiğini anladık. Bay Wong'un da fakir bir aileden olduğu ortaya çıktı. Ah, sabah olmuş. Çok iyi uyumuşum. Keşke birkaç saatim daha olsaydı. Size yardımcı olamam. Geç kalacağız. Bayan Emily kimsenin içeri girmemesini emretti. Bu banyo sırası mı? Ray, manikürüme geç kalacağım. İçeri girmeme izin ver. Hayır, üzgünüm. Emily için sabahları altın bir banyo şarttır. Jet, bir şeyler yap. Ray, 2 saattir içeride. Bayan Emily'nin emrine karşı gelemem. Ah, mükemmel. Evet, bu biraz zaman alacak. Carol'ın bu soruna kendi çözümü var. Ne de olsa yıllarca süren yoksulluk Carol'a her durumdan bir çıkış yolu bulmayı öğretti. Kendi yöntemimle banyo gayet iyi olacak. El yapımı banyo mu? Neden olmasın? Bu yöntem Carol'a dairesindeki suyun kapatıldığı günlerde birçok kez yardımcı oldu. İşlem tamam. Doğum günlerini kim sevmez?
Zavallı Carol doğum gününün birçok hediyeyle büyülü olacağını umuyor. Mutlu yıllar, mutlu yıllar. Kutlamalar şimdiden mi başladı? Bana bir saniye verin, hazırım. Ne? Doğum günün kutlu olsun sevgili kızımız Emily. Hediyelerin oturma odasında seni bekliyor. Listedeki her şeyi istiyorum. Sevgilim, bu senin için. Şu mücevheri görüyor musun? Eriğin ciddi niyetleri var gibi. Evet, taş büyük ama yeterince büyük değil. Bunu kabul edemeyeceğim. Vay canına, böyle yüzükleri etrafa fırlatmak tehlikeli. Aman tanrım. En azından Carol onun için olmasa bile bir hediye almış oldu. Ne? Emily'nin zaten buna ihtiyacı yok. Bunu ben kullanabilirim. Doğum günün kutlu olsun. Zengin bir aile bol miktarda pahalı lezzetler içeren zengin bir akşam yemeği yiyebilir. Teşekkürler, herkese afiyet olsun. Zavallı Carol hayatında ilk kez böyle yemekler görüyor. Aa, bu benim için mi? Teşekkürler. Bu yemek kaşıkla mı yenir? Hayır, çatal olmalı. Restoran seçimin her zamanki gibi kusursuz. Emily, bu hareket çok fazla olmadı mı? Hiç de değil, ayaklarımın dinlenmeye ihtiyacı var. Ah, İtalya'dan üzümler yiyelim bakalım. Ama Emily için bir restoranda akşam yemeği sıradan bir şey. Hatta biraz sıkıcı. Öyleyse neden biraz eğlenmiyorsun? Hey! Bu benim üzümüm. Artık benim. Çok lezzetli. Bu hiç adil değil. Rahatlıkla üzüm yiyemeyecek miyim? Hayır, sana bunu vermeyeceğim. Sanırım çok yedim. Hesap mı? Fakat niye ben? Carol'ın zengin akrabaları biraz para biriktirmeye karar vermiş gibi. Bir dakika, ne kadar? Ben bittim. Ödev yapmak özellikle bir matematik sınavı olduğu zaman zor ve zaman alıcı bir süreçtir. Aa, okey. Emily, bu iş için kişisel bilim adamlarına parası yettiğinden bu işlerin çözümünde hiçbir zaman sorun yaşamaz. Peki ne istiyorsunuz? Sizin için belirli bir modelde bir çözüm geliştiriyoruz. Evet, harika, devam edin. Sadece beni uyandırmayın. Doğru formüller bu. Devam edelim meslektaşım. Cevabı bizden çalmaya çalışıyor. Aha. Ne? Bu izni sana kim verdi? Hırsızlık iyi bir şey değil. Bir cevap istiyorsan parasını ödemek zorundasın. Zavallı Carol zengin kız kardeşinin aksine dersleriyle tek başına uğraşmak zorundadır. Bu cevapta hemfikir miyiz? Hemfikiriz. Ben de buradan dinlerim. Kalkınız Bayan Emily. Saat 7, hava güneşli. Uyanın yoksa koleje geç kalacaksınız. Güzel bir kaldırma yöntemim var. Uyanın Bayan Emily. Ne güzel bir koku. Bu benim en sevdiğim. Ah, günaydın. Sınıfınız için hazırlanma vaktiniz geldi. Tamamdır, sağ ol Ray. Bayan Emily, bugün özel bir isteğiniz var mı? Gözleri vurgulayan hafif bir makyaj istiyorum. Ayrıca saçlarımı zarif göster. Hadi başlayalım. Her zamanki gibi muhteşem görüneceksiniz. Böyle bir sabah rutinini sadece zengin Emily karşılayabilir. Arabanız geldi. Sağ ol Ray. Ama zavallı kız kardeşinin sabahı nerede olursa olsun fakir kalır. Bu yağmur da ne? Ray, kes şunu. Kusura bakmayın. Güzel bir rüyayı mahvetti. Ah, geç kaldım. Ders kitaplarımı da ıslatmış. Hay aksi. Carol yeni bir sırt çantasına ihtiyaç duyacak. Kaya, kes şunu. Carol'a bak. Bu yeni bir trend mi? Merhaba kızlar. Kızım, yolu aç. Bayan Emily'nin yolundasın. Evet, benim de bir korumam var. Ah hayır, zengin Wong ailesinin başı büyük dertte gibi. Kıyafetlerim olmadan nasıl yaşayacağım? Ne oldu size? Hayatımız sona erdi, şuna bir bak. Daireyi yüksek borçlarınızdan dolayı geri alıyoruz. Vay canına, burada bekleyin, bir fikrim var. Bu bizim sonumuz, yoksulluk içinde yaşayamam. O ne yapıyor? Memur bey, size ödeme yapacağım bir şey var. Bunu alın ve eşyaları bırakın. Bu cazip bir teklif. Bu benim attığım yüzükler değil mi? Onları bana ver. Hayır, borcun sadece yarısını ödemeye yeter. Bekleyin, şimdi kesinlikle yeterli olacak. Bu çöl zenginliği elması, anlaştık. Ah, bu harika. Bu gerçek mi? Emily'nin erkek arkadaşının yüzükleri borcunu ödemeye yetti. Kurtulduk. Teşekkürler Carol. Bizimle kalabilirsin. Videomuzu beğendin mi? O zaman beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve zile tıklamayı unutma. Görüşürüz.